Allah Resulü'nün bir fermanını daha arz edeyim. Kardeşlerim, biz hangi evin bekçisiyiz soruyorum. Hepinize soruyorum. Kendi nefsimi başa alarak soruyorum. Biz hangi evin bekçisiyiz? Ama mutlaka bekçiyiz, bir evi bekliyoruz. Bir evi bekliyoruz, bir evimiz var bizim değil mi? O evi beklemeye devam ediyoruz. Dışarıda da evimizi bekliyoruz, içeride de evimizi bekliyoruz. Ama beklediğimiz ev ne biçim ev? Hangi evin bekçisiyiz? Hangi hayatın bekçisisin? Sormam, sormaya mecburum bunu. Nefsime de, size de, hepimize de sormaya mecburum. Hangi evin bekçisisiniz? Ne biçim bir evi bekliyorsunuz? Beklediğiniz ev İslam'ın evi mi? Bekçiliğini yaptığınız ev, haneniz, eviniz İslam'ın mı? Rahman'ın mı, şeytanın mı? Bunun hesabını vermeyecek misiniz? Ve siz nasıl bir hayatın, nasıl bir aile hayatının bekçiliğini yapıyorsanız, ona göre mahşerde mecbur veya mahpus olacaksınız. Bakınız, içinde Allah'a itaat edilen bir evin bekçisiyseniz, bir şey diyeceğim yok. İçinde bütün fertleriyle Allah'a namaz kılınan bir ev midir eviniz? İçinde günah işlenmeyen bir ev midir eviniz? İçinde zikrullahın kaynadığı, ilahi rahmetin kaynadığı bir evin mi bekçisisiniz? Yoksa başka şeyin, başka biçimin, başka tarzın mı? Hesabını veriniz. Ve mutlaka bunun muhasebesini yapınız. Mutlaka bunu izaha kavuşturunuz. Eğer cidden İslam'ın mücadelesini veriyorsanız, evinizde, hayatınızda İslam'ı yaşamanın mücadelesini veriyorsanız, neme lazım demiyorsanız, tahammül gösteriyor, mücadele ediyorsanız, bilin ki Allah mutlak muvaffak edecektir sizi. Muvaffak edecektir. Ama mücadele ediyorsanız, neme lazım demişseniz, neme lazım diyerek bırakmışsanız, Allah'ın yardımından ve rahmetinden hiçbir istifadeniz olmayacak. Bakın kısa bir misal vereyim. Allah yoluna, tevhid uğruna, İslam yoluna, Allah'ın varlığı, birliği, itikadının uğruna çok lüks ve konforlu bir hayattan ayrılan, sonra yaşadıkları yerden kovulan, korkunç bir macera ile, korkunç bir kavga ile öz yurtlarından kaçan, kovulan ve hicrete zorlanan Ashab-ı Kehf'e misal vermek istiyorum. Ashab-ı Kehif. Bunlar 6 kişiydiler. Roma diktatörü, müşrik ve kafir putperest, Roma hükümdarı Dakyanos'un şerrinden, azabından, küfründen, dehşetinden ve onun karşısına çıkarak Allah'ın birliğini haykırmaktan dolayı korkunç bir takibata maruz kalmışlardı. Takip peşlerinde en vahşi ve kanlı takipçileri onların peşlerine koymuşlar, öldürmek istiyorlardı. Ashab-ı Kehf'i öldürmek istiyor. Çaresiz kalan bu yiğitler, çaresiz kalan bu Allah'ın erleri, Allah'ın velileri, bu evliyaullah çareyi hicret etmekte ve kaçmakta buldular. Nereden nereye kaçtılar biliyorsunuz. Antakya'dan Tarsus'a kaçıp bir mağaraya sığındılar ve bir mağaraya kapandılar. Bunu Kur'an haber veriyor. Şu Kur'an-ı Kerim bunların namına koca bir sure göndermiş. Ne muhterem bir şey, ne muazzam bir şey ki onlar hakkında Kur'an'da bir sure var, Sure-i Kehf. 6 kişi yolda hızla hicret edip giderken bir çoban rastladı biliyorsunuz. Ey yüzlerinde Allah'ın nuru parlayan insanlar, siz mübarek insanlarsınız, ben de basit bir çobanım, beni de aranıza almaz mısınız diye yalvardı ve onu da aldılar, 7 kişi oldular. Devam edip giderlerken, hızla kaçışırlarken köpek ön ayaklarını havaya kaldırarak ayaklandı. Ben bir köpeğim ama sizin yüzünüzde Allah'ın nurunu görüyorum, size bekçilik edebilirim, size nöbetçilik edebilirim, bana da müsaade edin diyordu. Köpeği de aldılar yanlarına. ve Tarsus'ta mağaraya girdiler ve kapandılar. Allahu Teala bu gayretlerinden dolayı onlara, bu mücadelelerinden dolayı o müşrik düzene, kafir düzene, kafir Dakyanos'a, Roma imparatoruna karşı gelişlerinin, o cesaretlerinin, o heybetlerinin, o kudretlerinin, o hicretlerinin, o çıkışlarının mükafatı olarak mağarada onlara öyle bir ikram verdi, öyle bir keramet verdi ki, bakın Kur'an'ı dinleyelim. وَلَبِسُوا ف۪ي كَهْفِهِمْ 300 sinin وَزْدَادُوا 9. Tam tamına o mağaranın içerisinde çürümeden, kokmadan, bozulmadan, ezilmeden, üzülmeden, ne yiyeceğiz diye meraklanmadan, ne içeceğiz diye merak etmeden, rahatlıkla, huzurla mağaranın içerisinde tam 309 sene uykuda kaldılar. Mükafata bak. 309 sene Kur'an'la kayıtlı, Kur'an'la sigortalı. O köpek de onların bekçiliğini yapıyordu. İşte onun için soruyorum, biz hangi hayatın bekçiliğini yapıyoruz? Siz hangi evin, hangi aile hayatının bekçiliğini yapıyorsunuz? Bunun cevabını vermeye mecbursunuz. Ya bunun hesabını vermek zorundayız. Bakın o köpeği de Allahu Teala anlatıyor. Kur'an'da köpeğe yer vermiş Cenab-ı Hak ve onu medhü sena ediyor. Bakınız. Ve kelbuhum basitun ziraihi bil vasit. Habibim Resulüm Muhammed Mustafa'm diyor Rabbul Alemin aleyhissalatü vesselam. O Ashab-ı Kehf'in köpeği, kelbuhum köpekleri, iki dirseğini mağaranın ağzına kapamış, içerideki Ehlullah'ı bekliyordu. O ne muazzam bir köpekti buyuruyor. Bekçilik ediyordu çünkü, ama kime bekçilik ediyordu anlıyorsunuz. Neye, hangi davaya bekçilik ediyordu o köpek? Ve Allah ne büyük mükafat vermişti. Mükafatı şu, cennete hiçbir hayvan girmeyeceği halde, hayvanın cennette de işi yok, cehennemde de, onlar mükellef değil biliyorsunuz. Ama sırf bu Ehlullah'a, bu tevhidin askerlerine, bu hicret eden büyük insanlara, Ashab-ı Kehf'e nöbetçilik ve bekçilik etti diye, cennete girecek olan ve cennette hususi bir yer bulacak olan tek hayvan işte Ashab-ı Kehf'in bu köpeği.